Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun. Kanala abone oluyorsun. Ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün Keydrop'tayız arkadaşlar. Video kayıt almamış. Yani böyle bir kasa savaşı açtım. Buradan devam edelim arkadaşlar. Aslında var ya çok güzel konuştum böyle bir şeyler anlattım. Tekrardan anlatayım bak. Abi biraz önce video izlemiştim. Aynı şeyi tekrardan anlatmak da çok zor ama anlatacağım arkadaşlar. Biraz önce bir video izledim. Hani böyle sokak röportajı işte. Ekonomi konusunda soruyorlar. Bir tane turist geliyor şakasına diyor işte ekonomi çok güzel işte Erdoğan çok güzel falan filan. Ee, şey de spiker de diyor tabi güzel diyor turistsin diyor. Bozdun euroları geldin diyor. Çıkart bakalım kaç euro bozdurdun diyor. Adam da çıkartıyor böyle bir tomar para. Sonra diyor şey adı neydi ekonomi çok güzel işte çok güzel para falan filan diyor. Turist de, şey de diyor spiker de diyor hadi fırlat bakalım diyor. Adam da geliyor böyle fırlatıyor. Yani... O parayı başka bir ülkede fırlatamaz arkadaşlar. Yani Avrupa ülkelerinde fırlatamaz çünkü Avrupa ülkelerinde para çok değerli arkadaşlar. Yani mesela 10 złoty, yani Polonya'dan örnek vereyim, 10 złotinin bile bir değeri var arkadaşlar. Yani gerçekten çok büyük bir değeri var. Yani fırlatmak istemezsin. Yani yani nasıl anlatayım size arkadaşlar? Paranın mentalitesinin, paranın değerini o ülkelerde anlayabiliyorsun yani Avrupa'da mesela 1 euronun 5 euronun 10 euronun değerini anlayabiliyorsun ama arkadaşlar bizim ülkemizde gerçekten bu paranın değerini anlayamıyorsun abi ben bile anlayamıyorum ya mesela bir yere gidiyorsun ya aslında olması gereken mesela Avrupa'da mesela 10 euro ya adam diyor sana 400 lira diyor ama sen o 400 lirayı Burada hani mesela adam sana 1000 lira da dese anlayamıyorsun yani ne kadar olması gerektiğini anlayamıyorsun yani. Hani bir kahvenin ne kadar olması gerektiğini, bir yemeğin ne kadar olması gerektiğini anlayamıyorsun. Neden anlayamıyorsun? Abi hem faiz fiyatlar var hem de para. Ya askeri ücreti niye arttırırsın abi ya? Ben askeri ücretin arttırılmasına o kadar çok karşıyım ki arkadaşlar. Gerçekten söyleyeyim. Abi askeri ücret bir ülkede artmayacak abi. Gerçekten artmayacak diyorum ya. Abi askeri ücreti arttırmayacaksın ya. Çünkü 18 bin lira değil mi şu an? Abi parayı değersizleştirmeyeceksin ya. Bir liranın 2 liranın değeri olacak yani. 5 liranın 10 liranın değeri olacak asgari ücreti belli bir miktarda 100 lira arttıracaksın 200 lira arttıracaksın yani diyeceksin ki abi işte hadi 100 lira arttırdı biz nasıl geçineceğiz abi hani ekonomi şey yapacaksın yani alım gücünü arttıracaksın yani o artmasa bile alım gücünü arttıracaksın asgari ücreti değil alım gücünü arttırman lazım yani garip arkadaşlar ya ben bilmiyorum da yani Türkiye'de gerçekten bu fiyatlar garip ya gerçekten garip. Yani fiyat mentalitesi olmadığı için hani böyle 1 liranın, 5 liranın, 10 liranın değeri olmadığı için insanlar fahiş fiyat koyuyor. Onu da anlayamıyorsun abi ya. Yani mesela bir su abi bazı yerlerde 20 lira, 30 lira, 50 lira. Yani abi diyeceksin nerede 20-30 lira? Valla satan yerler var ya. Bazı bakkallarda arkadaşlar 20 liraya su alıyorsun. Hani diyorsun ulan ne diyorsun? Abi? Mesela su da anlayabiliyorsun da. Yani 25 kuruşluk, 50 kuruşluk su nasıl 20 lira oldu ya? Bizim ekonomimiz nasıl bu kadar çok düştü yani? Ekonomi bu kadar çok düşmedi yani. Bence insanlar insanları kazıklıyorlar abi. Ya yani bu kazıklama sistemine dur demek lazım. Abi her yere, abi müfettiş ya. Yazacaksın cezayı ya. Alacaksın mesela 100 tane müfettiş aldın ya. Hepsinin maaşını 20 bin lira de. Ya da 30 bin lira de. 100 kere 30 kaç yapar? 30 bin yapar. 100 tane 30'unla yapar ya 30 bin yapmaz. 2 tane 0 ekledim mi diye yanına ne eder 30'un? 3 bin eder. 30 bin ama 30 bin ekleyeceksin. yani yani 3 milyon para eder değil mi? Yazacaksın abi Fahiş fiyat koyana yapıştıracaksın cezayı hiç gözünün yaşına bakmayacaksın acımayacaksın abi. Yapıştıracaksın parayı, onların parasını oradan çıkartacaksın ki insanlar rahat etsin arkadaşlar. Vallahi insanlarımızın rahat etmeye ihtiyacı var, hepimizin rahat etmeye ihtiyacı var ya. Vallahi fiyatlar çok garip arkadaşlar. Önceden kira fiyatları fazla diyorlardı, abi şu an bence kira fiyatları gerçekten ucuz yani, yani insanların koyduğu fiyatlara göre. Ya mesela arabayı mesela şöyle söyleyeyim, araba yağını alıyorsun 1300-1500 liraya arabayı tamir ettiriyorsun 2500 10000 liraya falan yani ya bunu nasıl anlatacağım örnek doğru örnek bulamadım da anladınız siz ya valla garip arkadaşlar ya düzeltmemiz lazım ya böyle gitmez abi ya bu devran böyle dönmez abi oğlum şurayı alalım lan 200 dolar fark var sadece şunu aldı da şuradan bir tane item ya burayı almamız lazım ne olur 250 dolar Ananı satayım ya. Bu çok pahalı. Bu bana gelseydi çok iyiydi de. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.